Evet, değerli dostlarım, Polonya'nın başkenti Varşova'dayız. Varşova'nın eski şehir dedikleri ilk kuruluş bölgesine, tarihi ve turistik bölgesine beraber gideceğiz. Old Town'a doğru ilerlemeye başlayacağız. Şimdi ana merkeze doğru devam ediyoruz. Eski kalenin içinden geçeceğiz. Eski şehir olan kısmına bu kale kapısından giriliyor. Orta çağda kurulmuş bir kent Varşova. 13. yüzyılda başlamış. Burada da zaten Stramiasto dedikleri Barbakan ilçesindeyiz. Tarihi alan içine bu kapıdan giriyorsunuz ve burayı beraber gezip keşfetmeye başlayalım. Evet, 13. yüzyılda yapılmış ilk defa burası Barbakan Müzesi Varşova. Bu girişi tabii ki vaktimiz olmadığı için çok müzelere giremiyoruz. Tercihimiz tarihi şehri keşfetmek. Belli bir kısa bir zamanımız var. Onu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, şimdi ana merkeze doğru, tarihi alanın ana merkezine doğru beraber ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi ana merkeze girmek üzereyiz. Sağda hediyelik eşya alabileceğiniz yerler var. Ve tam ana merkezdeyiz. Şu anda market meydanı, yani pazar meydanı dedikleri bir yer. Bununla ilgili size anlatımlar yapacağım. Lakin turistik amaçlı eski çağ yaşattan nostaljik burada faytonlar var. Şimdi zaten giriş yapıyorlar. Biz de onları şu anda sizin için kayda alıyoruz. Buradan bu faytonlar ile tarihi alanda Varşova'nın gezebilirsiniz. Kiralayıp sevdiklerinizle güzel bir an olmuş olur. Evet, tarihi alanın hakkında size bilgi vermek istiyorum. Burası 13. yüzyılda kurulduğunda tüccarların mallarını getirip sattıkları bir eski, yani şimdikinin tabiriyle hal yeriymiş. Ve burası tarihte birçok idamlara ve protestolara, olaylara şahit olmuş. Tam kalbi yani Varşova'nın. Etrafta da bakın Varşova Müzesi var ve bu binaların çoğu maalesef 2. Dünya Savaşı'nda Alman bombardımanında neredeyse hepsi yıkılmış ve yeniden 1955'te aslında uygun olarak tekrar yapılmaya başlanmış. Şu anda buranın sembolü olan, yani Varşova'nın sembolü olan Deniz Kızı heykelini görüyorsunuz. Deniz Kızı heykeli orijinal bir heykel. Eski belediye binası tam buradaymış. Yani çok 13. yüzyılda yapılan tarihi bir belediye binası. Tabii bu bombardımanda yıkıldıktan sonra bu meydana, bu oradan kalan tarihi Deniz Kızı heykeli dikilmiş. Evet değerli dostlar, güzel bir hava, güneşli bir havadayız. Tabii turistlerin en çok rağbet gördüğü, ettiği bir yer. Bakın meydanda bu pick-up'ların atası sayılan dolap, çevirmeli dolap göreceksiniz. Ve bunu çalarak şimdi güzel bir konser verecek. Meydanda gezmeye devam ediyoruz. Tarihi alan. Varşova'nın kalbi burası. Burada tarihte birçok olaya şahit olan bu meydanda idamlar olmuş, isyanlar olmuş. Yani tüm sosyal hayat
burada devam ediyormuş. Tüccarların mallarını getirip sattığı bir pazar alanı. Yani hal olarak, hal olarak da diyebiliriz. Tam bir ticaret merkeziymiş eskilerin. Evet, Varşova Müzesi, tarihi bir bina. Eski aslanlı armalar var köşede. Avrupa'da birçok kentte gördüğümüz, bakın böyle binaların süslemeleri yapılıyor. Tarihi alanda, sokakların içerisinde kaybolup eski dönemleri yaşayabiliyorsunuz. Evet, gezmeye devam edeceğiz. Binalar, dış cepheleri adeta tablo gibi. Çok güzel renklendirilmiş. Bir tanesi de burada. Sokaklar bu şekilde, aynı katta ve tarihi binalar şeklinde yapılmış. Evet, hızlı bir şekilde gezmeye devam edelim. Evet, ana meydana tekrar çıktık. Buradan da diğer kısma doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Diğer bir meydan olan parlamento binasının, sarayın olduğu yere doğru gidelim. Bakın, Amber Galeri diye bahsetmiştim. Oraya da doğru girelim. Amber taşın işçiliği, tasarımları inanılmaz güzel. Yani çok güzel bileklikler, kolyeler var. Baltık amber. Bakın. Evet. Mükemmel. Diğer bir tarafa da girelim. Evet, Varşova sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Sokak sanatçıları var bu şekilde. Manken olarak duruyorlar ve selam verdiği. Varşova'nın diğer bir meydanı. Hemen kale surlarını görüyorsunuz. Ve karşınızda tüm heybetiyle Kraliyet Sarayı. Yani kralların ikamet ettiği saray. Bu, İkinci Dünya Savaşı'nda ağır Alman bombardımanında yerle bir olmuş. Tekrar aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiş. Tam meydanda gördüğünüz gibi elinde haç tutan Kral Sigmund. Onların efsane ismi adına buraya bir ant koymuşlar. Etrafta dolaştığımızda bu cadde devam ediyor. Gene tarihi binalar. Altta da ana meydandan aşağı indiğinizde ana yol görüyorsunuz. Burası kale surlarıyla çevrilmiş tarihi bir alan. Diğer meydanı çekimler yapmıştık. Şimdi orada ya doğru tekrar hareket ediyoruz. Hava güzel bugün. O yüzden Avrupa'dan birçok turist olduğunu gördük. Rağbet görüyor. Çünkü tarihi alan burada gerçekten vakit geçirilebilecek. Hem müzeler, alışveriş merkezleri, güzel kafeler var. O nedenle bu alanlarda vakit geçirmek gerçekten bir ayrıcalık oluyor. Evet, farklı bir yoldan devam edelim. Ana meydana doğru gidiyoruz. Şimdi tekrar gösterebilirsem Kraliyet Sarayı'nı, gerçekten güzel gözüküyor. Sokaklardan yürümeye devam edelim. Tarih koridorunda gidiyorsunuz gibi hissediyorsunuz kendinizi. Arka sokakları da indiğinizde böyle güzel manzaralarla karşılaşabiliyorsunuz. Birbirinden zevkli eski taş binalarda hediyelik eşya satan dükkanlar gerçekten güzel bir his kazandırıyor insana. Evet, her bir sokak farklı farklı. Tam bir tarihi şehir hüviyetinde. 13. yüzyıldan
kalan yerleşim alanı burası. Gördüğünüz gibi birçok turist de rağbet gösteriyor. Rehberler de burada neler olduğunu anlatıyor. Tarihi şehir kalesinin dışına doğru çıkmak üzereyiz. Diğer bir kapıdan geçelim. Evet, bakın tam şu anda kale surlarının içerisindeyiz. Ve tarihi şehir buradan başlıyor. Gördüğünüz gibi tam bir şato gibi. Tarihi alandan, kapısından, diğer kapısından çıktık. Şimdi ana meydana doğru gidiyoruz. Eski şehir evleri görüyorsunuz. Çok katlı değil ve çatıları neredeyse birbirine benziyor. Evet, bakın tüm güzelliğiyle eski şehir devam ediyor. Stare ni Aspo. İşin üzücü tarafı tabii ki buraları İkinci Dünya Savaşı'nda ciddi hasar görmüş ve neredeyse yeniden bir savaştan sonra yeniden yapılmaya çalışılmış. Tabii çok sıkıntılar çeken bir memleket ancak kendini yavaş yavaş buluyor. Avrupa'da hak ettiği yere gelmeye çalışıyor. Uzun bir caddesi var. Tarihi sokaklar, caddeler ve evler var. Alışveriş merkezleri var. Vakit geçirebileceğiniz bölgenin büyüklüğü yani bir gününüzü alabilecek şekilde rahatlıkla burada vakit geçirebilirsiniz. Evet, burası da öyle devam ediyor. Sol taraftan biz şimdi Adalet Sarayı'na doğru devam edeceğiz. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin değerli dostlar. Her an gezi farkıyla Varşova.